Kamptan önce de zaten kabine değişikliği beklentisi vardı. Bazı isimlerin gideceği konuşuluyordu. Onlara bakacağız. Hilal, bütün kulisler sende. Gidecek bakanlar var. Hem o gitmesi muhtemel bakanları hem de herkesin aklındaki soru Ali Yerlikaya. Gidiyor mu, kalıyor mu? Şimdi Erdoğan hep sürpriz yapmayı sever ama AK Parti kulisleri bu konuda gerçekten çok hareketli. En çok konuşulan isim de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. İşte Süleyman Soylu'dan sonra çok daha operasyonel, daha doğrusu daha tırnak içinde demokratik operasyonel olarak tanımlanıyor. İşte koruyucu kollayıcı bir bakan, uyuşturucu çetelerinin, suç çetelerinin üstüne giden, her gün hemen neredeyse operasyon yapan, çok hareketli, çok da devleti iyi bilen bir isim olarak biliniyor. Zaten 31 Mart öncesi de İstanbul Büyükşehir için aday olsun mu olmasın mı gibi tartışmaların da hep odağında yer aldı. Ama sonrasında İçişleri Bakanı olarak kaldı Murat Kurum'un aday olmasıyla beraber. Ama sonrasında ne oldu? Devlet Bahçeli, MHP lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında birdenbire devletin bir kumpasla karşı karşıya olduğunu, bir darbe girişimi yaşayabileceği iddiasını ortaya attı, endişeli olduğunu söyledi. Öyle 3-5 tane polis memurunu gözaltına alıp da tutuklamak da olmaz, topunun birden üzerine gidin gibi Ali Yerlikaya'yı biraz açıkta bırakan açıklamalar yaptı. Yani Ali Yerlikaya yeterince mücadele etmiyor mu ki birdenbire devlet, hükümet, Cumhurbaşkanı'na karşı bir kumpas olsun, hükümet işte darbe girişimiyle karşı karşıya kalsın. Sonrasında işte Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Ali Yerlikaya üzerinden karşı karşıya geldi. Bir süre sessiz kalmıştı Ali Yerlikaya, sonra açıklama yaptı, öyle bir kumpas olursa biz üstüne gideriz, hiç çekinmeden gözümüzü hiç kimseye göz açtırmayız bu konuda diyerek çok konuşuldu. Yerlikaya gitsin mi gitmesin mi diye. Sonra bir baktık kulislerde gerçekten bir Yerlikaya görevinden alınsın lobisi oluştu. Bir taraftan da yok hayır, Yerlikaya giderse o kadar kurulan yeni düzen, yeni normal düzen, yine tırnak içinde AK Parti'ye göre normal düzen kaybolur, gider endişesi öne çıktı. Ne olacak, ne bitecek derken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçen hafta Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Orada da buzlar eridi galiba. Efendim? Orada da buzlar eridi galiba. Evet, orada buzların eridiğine dair mesajlar, çok sıcak geçtiğine dair mesajlar verdi AK Partililer. Özellikle kamp öncesi bu görüşmenin olması da dikkat çekiciydi. Çünkü kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan hem parti yönetimini hem de kabine üyelerini, teşkilatı dinleyip bir böyle artık değişiklik için harekete geçecek, düğmeye basacak ifadesi kullandı. Çünkü Erdoğan yenileneceğiz, değişeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz dedi. Yorulan varsa, İşte hatası kusuru olan varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları kenara alacağız ve biz yolumuza devam edeceğiz mesajı verdi. Peki Ali Yerlikaya yola devam edecek mi etmeyecek mi tartışmasında yine gönderme oraya yapıldı. Devlet Bahçeli ile olan görüşmeye yapıldı. İşte yapılan operasyonlar hakkında geniş kapsamlı bir bilgi verdiği söyleniyor. Ali Yerlikaya'nın hem Sinan Ateş cinayeti hem Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında suç örgütleriyle nasıl mücadele ettiğine dair Bahçeli'yi çok ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdi ve onun aklında da kafasında da sorular varsa bunları giderdiği söylendi. Sonrasında tabii kulisler hareketliydi, ne oldu ne bitti derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Yerlikaya'yı görevinde istediği, çünkü çalışmalarından son derece memnun olduğu, bu konuda ortağı Bahçeli'yi de ikna ettiği söylendi. İşte kalıyor diyenlerin sesi çok daha yüksekti. Ama bir taraftan tabii biz gazeteciler olarak sürpriz olur mu olmaz mı? Çünkü Yerlikaya eğer Bahçeli istiyorsa kesin alınır diyen birçok isim vardı. Sürpriz olur mu olmaz mı diye yokladığımızda da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakikada ne olur bilemiyoruz diyerek de hani bir açık tarafta bıraktılar o hükümlerinde. Sonrasında göreceğiz. Şimdi bu kamp
AK Parti için gerçekten hayat memat meselesi. Yine bunu da söyleyen AK Partili yetkililer, çünkü biz ilk kez kaybettik. Bu kaybı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabullendi. Artık farklı bir Erdoğan göreceksiniz dediler. Biz de 2002'den beri ben Erdoğan takip ediyorum. Gerçekten farklı mı değil mi diye her grup toplantısında meclisteyiz. Olabildiğince hani böyle sansüre, ambargoya takılmadan girebildiğimiz tüm toplantıları izlemeye, takip etmeye çalışıyoruz. Evet, farklı bir Erdoğan var ama o farkın çok iyice incelenmesi gerekiyor. Bir kere grup toplantısından sonra hani herkesin korkarak yaklaştığı ya da yaklaşamadığı gazeteci grubunun dahi böyle daha bir sıcak konuşmak isteyen, soru cevaplamak isteyen Erdoğan'la karşılaştığına tanıklık ettim. Bazı gazeteci arkadaşlar her zaman böyleydi dediler ama her zaman böyle değildi Erdoğan. Özellikle son döneminde sen diye parmakla işaret eden, kimsin sen diye soran, hangi kurumdansın diye soran ve böyle işte gazetecileri birazcık böyle tedirgin eden bir yaklaşım da sergilerdi. Şimdi ise daha böyle konuşmaya dönük, soru cevaplamaya dönük bir Erdoğan var. İşte yumuşama mı, normalleşme tartışması da çok genel olarak yapıldığında Erdoğan'ın da aslında yeni farklı bir karakterle siyaseti domine etmeye çalıştığının da tanığı oluyoruz bugünlerde. Çok hemen soruya döndü. Özellikle CHP genel merkezini 18 yıl aradan sonra ziyaret edecek. Ne zaman yapacaksınız bu ziyareti sorusuna hemen yanıt verdi. 9 Haziran'dan sonra dedi. Zaten bugün kampta da söyledi. İşte 9 Haziran bayram. 16 Haziran arası. Çünkü 16 Haziran bayram, 9 Haziran'dan sonra demişti. Yani CHP'ye, Özgür Özel'e iadeyi ziyareti 9'u ile 16 arasında, 16 Haziran arasında bir gün değil mi? Bir planlama yapılıyor. Özellikle işte bayram tebriği olsun. Hem de bir bayram kucaklaşması, bayram barışması, biliyorsunuz bayramlar barışmanın en böyle açıkça görüldüğü dönemlerdir. Zaten geçen bayram Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak arayacağını söylemişti ki Erdoğan onu aradı. O çağrıya da yanıt verdi. Böyle bir karşılıklı yeni bir dönemin perdesini açmış bulunuyor hem şimdi, CHP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hilal, seninle devam edeceğiz ama bu yeni bir dönemin perdesini açmış görünüyor dedin ya. Bugün mesela Kızılcahamam'da yaptığı konuşmadan benim dikkatimi çeken bazı cümleleri zaten arkadaşlarım da şu anda grafikte veriyorlar. Yaşar Aydın, sana geleceğim bu soruyla. Şimdi bugün Erdoğan Kızılcahamam kampında dedi ki AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bundan sonra da